Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün yanımızda elektrikli bisikletlerden RKS DC15 modeliyle karşınızdayız. Uzun zamandan beri bu model Türkiye'de arkadaşlar, yaklaşık bir seneden beri çok fazla tercih edildi. Çünkü elektrikli bisiklet ve elektrikli skuterler son dönemde gittikçe popüler hale gelmeye başladı. Bu ürünün taşıma kapasitesi 120 kiloya kadar taşıma kapasitesi bizlere sunuyor arkadaşlar. Menzil olarak da yaklaşık 35-40 kilometre kadar menzil sunuyor. Diğer özelliklerinden bir tanesi de şöyle bir kötü bir kornasının olması. Duymuş olduğunuz gibi böyle çok dandik bir kornası var. Yani alacak arkadaşlar bu kornayı kesinlikle değiştirin. İki tarafta da Dix frenlerimiz mevcut. Önde LED, arkada LED ışıklarımız, farlarımız, sensörlerimiz mevcut. Viteslerimiz Shimano. Frenlerimiz kendi fren sistemlerini yapmışlar. Burada alüminyum malzeme kullanılmış. O da biraz kalite kattığını söyleyebilirim. Gidon kolunda da burada da elimiz rahat kavis alsın diye de kaymasın diye de burada bir çıkıntı yapılmış arkadaşlar. Kabloları çok güzel saklamışlar. Kablolarda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Kat derken vesaire ezilme ya da darbelere karşı dayanıklı bir güçlendirilmiş bir kablo seviyesi var arkadaşlar burada. Bu şekilde çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu evinizde şarj edebiliyorsunuz. Burada da kilitleme tuşumuz mevcut. Anahtar sizde kalıyor. Tekrardan şarj ettikten sonra yerine takıyorsunuz. Taktık. Ve anahtarını kilitledik. Yanımıza alıyoruz bu şekilde arkadaşlar. Kimse de bunu buradan çıkartamıyor. O yüzden bu özellik gerçekten güzel olmuş. Birinci güzelliği bu. Çok kolay bir şekilde çıkartılıyor, takılıyor. Arkada da böyle bir selimiz var arkadaşlar. Lastiklerimizde 20 inç boyutunda bir lastiğimiz var. Ve toplamda da 6 vites Shimano vitesimiz mevcut. Pedallar katlanıyor. Bisikletimiz tamamen katlanıyor. Boyasına gelmek istiyorum. Boyası da güzel boya. Çizilmeye karşı biraz dayanıklı ama yine de çok aşırı dayanıklı olduğunu söyleyemem. Çünkü böyle güçlendirilmiş bir boya değil. Üstünden mat siyah bir boya geçirilmiş. Buradaki paneller sayesinde de buradan bütün her şeyimizi görebiliyoruz. Yani ne kadar şarjımız kaldı. Farı buradan kontrol edebiliyoruz. Kornamızı buradan kontrol edebiliyoruz. Burada herhangi bir gaz tuşu mevcut değil. Yani elektrikli skuterlarda olduğu gibi bir gaz tuşu yok. Burada pedala çevirdiğiniz sürece güç üretiyor ve size destek olarak yokuşları çıkartıyor. Birazdan da zaten bunu test edeceğim. Şu anda biz zaten yokuşta çekim yapıyoruz. Bu yokuşta nasıl bir performans sergileyeceğiz? Birazdan hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Buradan istediğimiz gibi vitesimizi arttırıyoruz. Yani bu şekilde tekrar düşürmek istediğim zamanda da bu tuş sayesinde buradan düşürebiliyoruz. Çok kolay ve pratik bir tuş yapmış Shimano'ya buradan teşekkür ediyoruz. Frenler de oldukça sert disk fren arkadaşlar. Özellikle öndeki disk fren bisikleti daha iyi tutmasını sağlıyor. Bu da gerçekten yani yüksek hızlarda bile anında durmasına sebep oluyor arkadaşlar. Gösterge panelimiz de burada mevcut arkadaşlar. Burada güç enerjisini görüyoruz. Yani ne kadarlık bir batarya performansımız var. Kilometre hesabını yapabiliyoruz. Saatte kaç kilometre hızla gidiyoruz. Motor gücünü arttırmamız için de şu anda buradaki dereceyi görüyoruz arkadaşlar. Buradan da motor gücünün seviyesini yükseltebiliyoruz. Özellikle yokuşlarda veya daha hızlı gitmek istediğimiz zaman 5 seviye kademesi var arkadaşlar. Genelde bunu orta kademede kullanmanız sizin için avantaj olur. Çünkü bataryasını çok fazla bitirmezsiniz. Ama çok fazla güç üretmek istediğiniz zaman da buradan istediğiniz gibi kontrol edebiliyorsunuz. Buradan istediğiniz boyutu kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi direksiyonda kendiniz manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Buradan farımızı açıp kapatabiliyoruz arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi farın yandığını bize gösteriyor. Mercek bir far var arkadaşlar burada da. Bu da geceleri bayağı bizi aydınlatacaktır. İşimizi fazlasıyla görecektir. Tabii ki bu şarjın sürekli açık olması gündüz batarya performansını olumsuz yönde etkileyecektir. O yüzden gündüz olabildiğince bu farı kapatın. Çünkü kilometre tasarrufu yapmış olursunuz. Arkadaki stoplara gelmek istiyorum arkadaşlar. Arkadaki stoplar da oldukça başarılı. Elektriği vermediğiniz zaman, yani elektrik gücünü vermediğiniz zaman bu stoplar arkadan yanmıyor. Sadece elektrik gücünde çalışıyor. Ama elektrik gücünü vermezseniz de bisikleti normal olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani o da tabii ki yokuşlarda zor olacaktır ama elektrikle beraber kaç kilometre gidebilirim diye sorarsanız da yaklaşık 35-40 kilometre yol kat edebilirsiniz arkadaşlar. Burada daha demin de söylediğim gibi herhangi bir gaz tuşu veya güç tuşu yok arkadaşlar. Pedal çevirdiğiniz zaman siz o gücü üretiyorsunuz. Elektrik akımı o zaman geliyor. Şimdi bunu test edelim arkadaşlar. Şu anda yokuştayız. Bakalım bu yokuştan nasıl bir performans alacağız. Hep beraber izleyelim. Şu anda gücü kendisi verdi direkt. Bir pedal çevirmede hemen kendi elektrik gücünü verdi. Şuradan çıkmak istiyorum. Bakalım buradan nasıl çıkacağız arkadaşlar. Diskler yine. Oo. Aman aman.
Şimdi burada nasıl bir durum var? Pedalı bir kere çevirdiğiniz zaman hemen gücü üretiyor. O yüzden dikkatli olmanız lazım. Evet. Hop. Kendisi güç veriyor. Buradan gücü arttırmak istiyorum. Oo, yokuşa çok rahat bir şekilde çıkıyorum. Gücü arttırarak o kadar rahat, sanki pedal çevirmiyor gibi. Yani bu görmüş olduğunuz yokuşu çok rahatlıkla çıkıyorum arkadaşlar. O kadar rahat ki sanki böyle 50'lik bir scooter varmış havası var yani. İnanılmaz rahat çıktım. Muhteşem. Pedalı bıraktığınız zaman gücü kesiyor tamamen. Tek bir pedal hareketinizde hemen tekrardan güç veriyor. Şu anda güç kapasitesi maksimumda. Bayağı hızlı gidiyor. Vay. Frenlerde bakalım. Disk fren görevini burada başarıyla gerçekleştiriyor. Şimdi bu komple bütün yokuşu çıkalım. Evet, buradan dönelim arkadaşlar. Diskler yeni olduğu için biraz ses yapıyor tabi. Oo. Ben de buradan gücümü veriyorum. Fitesimi buradan düşürmek istiyorum ama şimdi düşünmeyelim yokuşta. Evet. Çok rahatlıkla çıkıyorsunuz ya. Gerçekten kuş gibi şu anda bu yokuşu çıktığımı söyleyeyim size. Bakın. Bıraktım, gazı kesti. Tekrar yapıyorum. Bıraktım, gazı kesti. Bu da mesela güç performansını olumlu yönde etkileyebilir. Hem bisiklet hem spor yapayım, hem işte çok fazla beni yormasın diyorsanız bu tam size göre bir elektrikli bisiklet arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Disk fren olması da ayrıca gerçekten başarılı olduğunu söyleyebilirim. Evet sevgili dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bugün sizlere RKS DC15 elektrikli bisikleti tanıttım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.